Merhabalar Darkinlere dair yeni genişmelerimiz Kayıp Darkinlere dair bilgilerimiz, yeni teorilerimiz vesaire var. Şimdi şu son dönem konuşulan yeni şampiyon bu olabilir mi? Teorisinden başlayalım. Bard'ın görselinde Legends of Winter'da geçitlerden bir tanesinde içeri böyle art niyetli görünen kırmızı bir yaratık bakıyor. Ve bu yaratığın elindeki bıçak üzerinden insanlar dedi ki şampiyonun yol haritasında görülen üzerinde göz olan Darkin bıçağı bu karakterin olabilir mi acaba? e, ee, yanıt hala evet olabilir yeni şampiyon bu olabilir ama büyük ihtimalle hayır bunun Zolani olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi elinde iki tane bıçak tutan e, bu karakterin kıyafetine dikkat etmenizi istiyorum. Aşağı doğru incelen yanları siperlikli altın bir kıyafet giyiyor bu karakter. Bu sene çıkan çağrı sinematiğine döndüğümüzde bakalım. Talia ve Kaysa'nın önünde durduğu bu çehresiz ilah heykelinde yine elinde iki tane bıçak olan ortaya doğru incelen, siperlikli bir kıyafet giydiğini görüyoruz ve kart açıklamalarına baktığımızda şu silahların Zolani'nin silahları olarak bahsedildiğini görüyoruz. Yani Zolani'nin heykeli bu, Zolani'nin silahları bu ve bu görsele döndüğümüzde de Bard'ın geçitlerinden bir tanesinden bakan bu Darkin Zolani. Şimdi biz bu karakterin tam olarak Darkin olduğuna emin değildik. Çünkü bu heykelin önünde hatırlarsanız işte Çehresiz ilahın yüzünü geri inşa etmeye çalışıyordu insanlar ee, işte bizim buraları koruyor kendisi Şifa güçleri var öyle iyi böyle güzel bir tanrımız o bizim falan diye bahsediyorlardı Buna tapıyorlardı ama şu hikayeye bir bakalım İlah savaşçılar ve Darkin olarak bilinen ve korkulan varlıklar arasındaki savaşlarda yer aldığına dair çok az yazı buldum. Bazı kaynaklarda üstü kapalı olarak Tanrı isimli varlığın ona araya girmesi ve düşenlerin hayatlarını kurtarması için yalvardığından bahsediliyor. Bazılarına göre bu isteği reddediyor fakat başkalarına göre de layık olanları şifa lütfuyla ödüllendirmeyi seçmiş. Kanın öylesine derin sırlarını biliyormuş ki ölüleri bile diriltebilirmiş. Son bir hikaye de en azılı Darkin'i kızdırdığını söylüyor. Darkin'den aldığı darbe yüzünden Zolani yüzyıllar boyunca ortalarda görünmemiş. Şimdi en azılı Darkin'i kızdırmakta bahsedilen Darkin acaba kim olabilir diye düşünebilirsiniz. Size bir görsel göstermeme izin verin yeni çıkan Rust kartında. Rust'ın elindeki bu silah da ne böyle ve kart açıklamasına baktığımızda nihayet Zoolani'nin silahını ele geçirdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla Rust'ın Kane'in bedeninden çıkıp yani Kane'in zihnini ele geçirip o bedenin tamamen kontrol altına alıp silahından çıkabildiği senaryoda gidip Zoolani'yi bulup öldürüp silahını ele geçiriyor. Hali hazırda Darkin silahı formunda olan bir Darkin'in Başka bir Darkin'i ele geçirmesinden bahsediyoruz. Bu daha önce olmuş bir şey değil. Ve bu senaryonun nelere sebep olabileceği gerçekten enteresan bir durum. Eee... Şimdi biraz ufaktan toparlama moduna geçelim. Biraz daha doğrusu bir düzenli akışa doğru dönmeye çalışalım. Kafanız karışmış olabilir. Özellikle Darkin'lerin son günü hikayemi dinlemediyseniz kanalda öyle e, benim çok sevdiğim meşhur bir hikaye var. Spotify'a da yüklemiştim 3 yıl önceden. Bu hikayeye mutlaka bakmanızı öneririm. Çok güzel bir hikayedir. E, ya da çehresiz ile hikayesi videosunu kaçırdıysanız falan neyse, Kane kartından bir başlayalım tamam mı? hem güzel görselleri görmüş oluruz. Vuju e, askerleriyle savaşan bir Kane formu görüyoruz. Yine Vuju askerleriyle savaşan hala hem gölge Kane hem Rust versiyonunun e, mümkün olduğu bir görsel görüyoruz tatlı bir görsel. şey çok tartışılıyordu. Gölge suikastçısı mı daha güçlüdür? Rast mı daha güçlüdür hikayede? Hangisi gerçekleşirse daha fena olur diye. Ben bugüne kadar hep Rast'ı savunuyordum. Çünkü binlerce yıllık bir Darkin'den ve 20 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Her ne kadar gölge güçlerine hakim olsa da. Ve sanırım teorim kanıtlandı. Şimdi bakın bu görselde gölge suikastçısının yani böyle artık o Darkin silahını full kontrol etmeyi başarmış ve gölge güçlerini çok iyi kullanan Kane'in WuJu askerleriyle savaşıyor olduğunu görüyoruz ki bu da aslında başlı başına ayrı bir hikaye konusu çünkü en son Master Yi kalmıştı WuJu savaşçılarından Wukong'u eğitmişti anlaşılan Master Yi WuJu'yu yeniden diriltmeye çalışıyor WuJu geleneklerini, WuJu birliğini yeniden oluşturmaya çalışıyor ve kendini öğrenciler almaya başlamış gibi bir görüntü var elimizde neyse Gölge suikastçısı bu askerlerle savaşıyor şimdi <laughs> Rast'ın görseline yani Zolani'nin silahlarını ele geçirmiş olan e, hapishanesinden bir tık kurtulmuş olan Rast'a döndüğümüzde Vuju askerlerinin savaş halinde değil dağılmış halde olduğunu görüyoruz. Rast direkt gidip Vuju parçalıyor büyük ihtimalle bu senaryoda. Bunların biraz what if yani Kane olursa ne olur Rast olursa ne olur tarzında senaryolar olduğunu unutmamak lazım ve ortaya başka bir soru daha çıkıyor. Vuju askerleriyle Zolani'nin, bu Darkin'in silahlarının alakası nedir? İşte burada işler çok ilginçleşiyor. Şu görseli hatırlarsınız benim en merak ettiğim hikayelerden bir tanesidir. 10 bin sene önce Vasta'ya şairelerle nereden geldiği bilinmeyen devler arasında yapılan bir savaşın kalıntıları burası. İyonya'da böyle dev kafalar, dev silahlar falan var burası bir mezarlık formatında. Yeni Legends of Runeterra kartları sayesinde buraya dair ekstra bir görsel daha aldık. Böyle bayağı mistik, daha renkli güzel bir görsel. O devlerden bir tanesinin belki de eli böyle yere saplanmış şekilde şurada biraz içinde göz olan bir silahımsı bir görüntü var. Darkin'e dair bir şey olabilir mi diye düşündürtüyor. Zoomlayıp şu ne üdüğü belirsiz yaratığa baktığımızda ya bir maske takmış ya da bir sürü gözlü bir yaratık olduğunu görüyoruz. Master Yi'nin maskesine benziyor. Dolayısıyla acaba vucu klanı bu eee Yaratıktan esinlenilmiş olabilir mi maskeleri konusunda? Böyle mitolojik bir önemi falan olabilir mi ya da acaba ekstra ability'leri olabilir mi bu bu yaratığın diye düşündürüyor ve daha da fazlasına gidiyoruz. Master Yi, Usta Doran, bu Doran kılıcı, Doran ee, kalkanını falan yapan abinin önderliğinde buraya geldiğinde burada ilginç bir replik var. Doran harabeleri işaret etti. Bu dağda eskiden bir mabet varmış burada ikimiz de henüz dünyaya gelmeden yıllar önce gözden düşen bir ilaha hizmet ediyorlarmış. Kimse ilahın adını ve ona inananların nereye gittiğini bilmiyor. Geriye yalnızca bu basit taşlar kalmış ve buradan... Çıkan teoride bir buna dair çok güzel şöyle bir görsel hazırlamış e, Rüntar evrenini takip etmeye çalışmak diye. Buradan da şuraya geliyoruz. Acaba Zolani iyi, iyi, bir karakter olarak biliyorduk. Sonra Darkin savaşlarında Darkin'e dönüyor. Milletle kavga ediyor. Rust bunun kafasına bir tane vuruyor. Zolani Darkin formunda yüzyıllarca ortadan kayboluyor. İnsanlar hala onu iyi bir ilah falan olarak hatırlıyorlar. Ama o çoktan böyle kan büyüsü man büyüsü korkunç şeylere karışmış bir Darkin modunda. Ve Zolani Darkinlerin son gününden sonra yakalanıp silahını hapsedildikten sonra buraya gömülmüş olabilir mi o silahlar? Burayı da Vuju askerleri koruyor oldukları için Rast serbest kaldıktan sonra gidip Vuju askerlerini yenip bu 10.000 yıllık savaş alanından Zola'nın silahlarını ortaya çıkarmış olabilir mi diye Korkunç bir teori çıkıyor karşımıza. Ee, daha fazla kart yayınlandıkça bunlarla ilgili bilgiler ilerleyecektir ve bir şeyler çıkacaktır. Ee, dün Twitter'dan konuşuyorduk video yapmayı düşünmüyorum demiştim ama işler bu kadar ilginç hale gelince dayanamadım ve e, Evil'in söz verdiğim Evil'in videosuyla birleştireyim dedim. Buradan da isterseniz gelin oraya doğru gidelim. E pardon bir darkinimiz daha var. Hayır 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 bir darkinimiz daha var. Yeni kartlara gidelim. Naganeka bizlerle. Naganeka kimdi? Darkinlerin son günü hikayesinde bazı darkinler ölmüyorlardı. Okumayanlar için spoiler ama çoğunuz o hikayeyi dinlemişsinizdir diye düşünüyorum artık 3 senelik video. Sebotaru, Naganeka, Valiva ve sanki bir tane daha vardı. Emin değilim sanki bir tane daha vardı ama Valiva da Varus'un kız kardeşiydi yıllardır bekliyorum biliyorsunuz karşınızda Naganeka of Zureta. Zuretalı Darkin. Kendisi e, Valora'nın ortalarında son dönem ortaya çıktığı söyleniyor ve diğer Darkin'lerin üstünde küçük bir silah değil, dev bir balista formunda hapsedilmiş bu Darkin uyanışı ile beraber bakın böyle insana göre boyutuna bakın bu balistanın. E, data data ile ortaya çıkan kart açıklamasına göre diyor ki Naganeka uyandı ve komutanının peşinden Ikatya'ya doğru gitmeye başladı. Yani bu Darkin Valora'nın ortasında ortaya çıkıyor, uyanıyor yıllar sonra ve Ikatya'ya doğru gitmeye başlıyor. Peki komutanı kim? Rast mı? Bu görsellerde Rast'ın Ionia'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Rast olmasa gerek. Yoksa yakın zamanda yayınlanacak yeni kartlardan bir tanesinde ortaya çıkacak bir Darkin mi? Aatrox olduğunu tahmin ediyoruz. Aatrox belli başlı Darkin'leri kendisine doğru tekrar toplanmaya çağırıyor olabilir. Yeni bir Darkin çağı için yeni bir Darkin savaşları için belki de dünyanın sonu için. Gerçekten Darkin hikayeleri çok heyecan verici. Büyük merak içindeyim. Keşke Legends of Runeterra'dan bu kadar kopmasaydım da daha yakından takip edebiliyor olsaydım her şey diye düşündürdü. Ee, burada bir iki tane daha benzer karta girelim istiyorum. Evelynn'e dönmeden önce e, 4 manalık güzel bir Nasus kartı Keşfettim bu yeni expansion'a ben çok bakmamıştım yenilenme odası diye buradaki hikaye de ilgimi çekti. Şu gördüğünüz e, lahitlerin içinde bakkayiler var. Bu bakkayiler neydi? Yükseliş töreni sırasında işlerin yanlış gitmesiyle garip formlara girmiş e, tam şey olamamış yükselmiş olamamış garabetlere dönüşmüş, aklını yitirmiş, sinirlenmiş yaratıklar. Hatta bunlardan bir tanesine dair de yeni kartımız var. Onun açıklamasında da diyor ki Rast'ın arkadaşıymış bu adam zamanında. Bakkayı gören söylesin. <laughs> Ve diyor ki ...Rust bak sen neye dönüştün? Sen bir ilah savaşçı oldun, bir yaratık olsun oldun. Bense bu ucubeye dönüştüm. Dolayısıyla hani bu yaratıkların böyle sinirli olmasını iyi anlatıyor. Aa! Aa! Burası orası mı dostlar? Şu an fark ettim yerdeki silahları. Yine Mistfall'da mıyız? 10 bin yıllık savaş alanında mıyız? Burada Bakkai'nin ne işi var? Ağaç yaprakları İonya yaprakları gibi görünüyor. Bu bir İonya kartı mı? Shurima kartı. Ama burası İonya. Mimari. Yaprak renkleri. Ve şurası da Mistfall'a benziyor. Bu Bakkai niye da oğlum? Neler oluyor gerçekten şuyum ya şu an şuyum yani aman tanrım sevgili Riot Games ya Allah Allah dur biz başka yerdeydik şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aa, Şifa Şifahane miydi kartın adı Hayır ee, Tamam 4-4 manadan geri döneriz oraya hemen arkadaşlar işler çok karışık yeni kartlar acilen yayınlansın Açıklamaları gelsin hepsini inceleyelim Keşke işte Evil'in zamanında da yapsaymışım ya yani. Bu kadar eğlenceli olacağını tahmin etmiyordum bu kart birleştirme olaylarını yapmanın. Hikayeyi buradan takip etmeye çalışmanın. Bir tık beyin eritiyor ama çok keyifli yani. Ee, şu da ilginç bir kart. Geçelim Petrisit Sütun. Sihir avcıları zindanlarının dört bir yanına Petrisit'ten dikili taşlar yerleştirir. Böylece en güçlü büyücülerin bile eli kolu bağlanır. Böyle bu büyücü hapishanelerinde ara ara dev büyü hemen sütunlar varmış böyle. Güzel dönüyorum 4 manaya bakkayların olduğu lahitlere. Oradan da Evil'in kartlarına bakacağız, yenilenme odası. Nasus lahitten çıktı. Zihni temizlenmiş ve yaraları tamamen iyileşmişti. Birkaç not karaladı ve yukarıda asılı duran lahitlere baktı. İçinde yatan canavarların nasıl bir ruh hali içinde olduklarını düşündü. Bu büyünün bakka ileri deliliklerinden döndürüp döndüremeyeceğini zaman gösterecekti. Diğer yükselmişler bu büyüye bir zamanlar karşı çıkmıştı ama artık yoklar. Renekton ve Delili ise varlığını sürdürüyor. Nasus sonunda kardeşini kurtarmanın bir yolunu bulduğunu umarak birkaç kelime daha karaladı. Şimdi olay bu, bu sadece bu cümle ve bu görselden geldiğimiz şey ne biliyor musunuz? Bin yıllar önce başarısız olan ee, yükselme törenlerinde ortaya çıkan bakkayıları iyileştirmek için Nasus bu alanı ve büyüğü hazırlıyor. Ama diğer yükselmişler diyor ki hayır bu bakkayları iyileştirmeye gerek yok. Bu bakkayılar başarısız olmuş deneyler. Bu bakkayılar yükselmişler tarafından seçilmediler. Güneşin ışığına layık görülmediler. Tanrılar onlara dokunmadı. Dolayısıyla böyle oldular. Onları iyileştirmek fıtrata terstir tarzında karşı çıkıyorlar ama asıl içine döndüğümüzde onların düşüncesi büyük ihtimal şu. Biz yükselmişiz, çok güçlüyüz, az sayıdayız. Bırak bu başarısızlar kalsın bize rakip çıkmasın falan diye düşünmüş de olabilirler. Olmaya da bilirler. Neyse dolayısıyla nasıl bu büyüsü gerçekleştirmiyor ama yıllar 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 bin yıllar sonra nasıl dönüyor buraya. Belki bu mabedi yeni inşa ediyor. Belki yıllar önce inşa etmişti. Benim tahminim eskiden inşa etmiş olması. Ve diyor ki ben bu bakkayıları iyileştirmenin onları biraz daha iyi hale getirmenin veya en azından deliliklerini kaldırmanın bir yolunu bulursam Renekton'u yakalayıp, buraya getirip, bu büyüyü Renekton'a uygulayıp Renekton'un deliliğini kaldırabilirim, onu normale döndürebilirim diye düşünüyor ve bu şeyi yapıyor. Yani League of Legends evreni nihayet böyle tan- Taşlar yerine oturmaya başladı Pinti Pandarı 12 yıl sonra Allah'ım işler oluşmaya başladı gerçekten çok heyecan verici evrenin böyle artık bazı parçalarının e, sıkılaşıyor böyle o tektonik plakaların tak diye oturuyor olduğunu hissediyorum şu Expansion'larla beraber harika. Bununla beraber artık Darkinlerden Shurima'dan biraz çıkıp gelin son bir e, söz verdiğim Evil'in kartlarına bir bakalım. Ee, teorim yanlış çıktı. Birçok kişinin teorisi bu yöndeydi. Yanlış çıktı maalesef. Neden? Şimdi e, şu görsele mesela bir bakalım. Shurima'da bir tahtta oturan bir karakteri görüyoruz. Ama yansımasına baktığımızda Evelynn'in kuyruğuna benziyor, Evelynn'in boynuzlarına benziyor, Evelynn'in renklerine benzeyen bir yansıma görüyoruz. Zaun sokaklarında sefil, üzgün bir kadın sudaki yansımasına baktığımızda yine Evelyn'in renkleri, Evelyn'in kuyruğunu görüyoruz. Eee bu millete masal anlatan adamın mumlardan çıkardığı görsel, Evelyn'in renkleri. Falan filan diye gidiyorduk. Bunlar acaba Evelyn'in farklı formları, farklı şehirlerde avlanmak için kullandığı bedenleri olabilir mi diye düşünmüştük ama yanıt hayırmış. Durum şuymuş. Evil ne gidelim. Rahibenin göz bebekleri kocaman olmuştu. Heyecandan elleri titri titriyordu. Artık hazırdı. Evil'in sabırsızlıkla beklediği an gelmişti işte. Önce gülümsedi. Sonra yavaşça kaşlarını çattı. Ardından çığlıklar başladı. Her zaman olduğu gibi. Bunu öylesine okudum. Aslında hiçbir olay yok. Sadece güzel bir görsel ve açıklama ama. <laughs> Evil'in şu görseline baktığımız zaman takipçisi olan iblislerini görüyoruz. Evelyn, Runeterra'da gizlice gezinirken zayıf iblislerin dikkatini çekmeye başladı. Hepsi dul bırakanı yok ederek gücünden beslenmeyi arzuluyordu. Evelyn onların çoğunu paramparça etti. Tabi aralarında gerçekten yetenekli olanların canını bağışladı. Bugün bu iblisler hayatlarını sahiplerine bağlı şekilde sürdürüyor ve Evelyn keyfi geldiğinde dışarı çıkıp oynamalarına izin veriyor. Özetle Evelyn'in minik Minyonları bunlar. Evelyn'in alt iblisleri. Onun emrinde olan. Onun gözüne girmeye çalışan. Onun gibi dünyada gezip beslenen iblisler bunlar. Aralarında en Evelyn'e yakın olanı ise anladığım kadarıyla Steam. Evelyn'in Steam'le ilk karşılaşması şiddetli ve tüyler ürperticiydi. Evelyn derisini yüzerken Steam'in nasıl da keyifle gülümsediğini anımsıyordu. Sıra kendisine geldiğinde o da tıpkı Evelyn gibi can acıtma konusunda fazla hevesliydi. Steam'in nihayet alt etmesinin ardından Evelyn kendisinden daha güçsüz olan bu iblisi öldürmek istemediğine karar verdi. Fakat onu sonsuza dek kendisine bağlayacaktı. Vahşete duydukları bu ortak sevgiyi birlikte tüm dünyayla paylaşabileceklerini düşünüyordu. Demişler. Ee, diğer iblisler de işte bunlar yine küçük ee, formlarda rüntelenin çeşitli yerlerinde avlanan iblisler arkadaşlar ve bununla beraber daha da kafa karıştırmadan bu videoyu tamamlamanın vakti geldi diye düşünüyorum gözümden kaçan bir kart oldu mu diye tekrardan şöyle bakalım bakınız bu kapalı kartların hepsi yavaş yavaş ortaya çıkacaklar ve bununla beraber ee, yeni bilgiler edineceğiz. Umuyorum belki Altrox, Maltrox gelecek, bir şeyler gelecek. Bu Zolani'ye dair daha fazla bilgiler ortaya çıkacak ve hem yeni çıkacak şampiyonumuz olan Darkin'e dair belki bilgiler edinebileceğiz hem de Darkin'lerin geçmişine dair sırlar ortaya çıkacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gözümden kaçırdığım bir şey var mı ya da aklınıza gelen bir teori var mı? Lütfen benimle paylaşın. Lighthouse Keeper'ın çıkmasına son birkaç gün kaldı. Düzenli olarak sosyal medyada paylaşımları yapıyoruz. Oyuna dair yeni görseller paylaşıyoruz. Ee, 23 Ağustos'ta geliyor oyun. Dolayısıyla siz de istek listenizi ekleyerek bize destek olabilirsiniz. Instagram'dan da ister beni Doru Özsoy adresinden zaten abire paylaşıyorum. İsterseniz de Stratera Games hesabımızdan takip edebilir. İngilizce seslendirmemiz güzel olmuş mu diye bakabilir. Oyuna dair ekstra görsellere bakabilir. Bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. İzlediğinizin tekrardan çok teşekkürler. Yanaklarınızdan öptüm. Bye.